Sabri'cim neler diyeceksin? Kürek. O biliyor onun şeyini. Sabriye sana biri gidince Dominiye şunu söylesin. Sabriye sana kürek dedi. O anlamını iyi biliyor. Yani ben geldim. Hala hiç dokunulmazlığı kazanamadı. Kazan, kazandılar doğru ama ödül kaybettiler. Evet, ben atıyor, ödül kaybettiler. Yani benim çok zannetmiyorum. Çünkü bazı oyunlarda onların da atamadığı, iyi performansı sergilemediği zamanlar da oluyor. Yani hep bana bağlamazsın. Acun abi de sağ olsun gene açtırmamış ona onun ağzını. Bir şey söyleyeceğim Acun abiyle alakalı. Acun abiyi çok seviyorum. O normalde sevmez bu tür hani kendiyle alakalı iyi şeylerin söylenmesini sevmez ama e, ayrı bir aşığım ona. Gerçekten çok seviyorum onu. Onun da beni çok sevdiğini biliyorum ve beni birkaç kez de savundu. E, Acun abi İstanbul'a ya da başka yere gittiği zaman, oyunlarda olmadığı zaman kendimi yetim çocuk gibi hissediyorum. Yani gene aynı şey olduğu zaman beni savunuyor, şey yapıyor. O olduğu zaman psikolojim de düzeliyor yarışlarda. O yüzden onu çok seviyorum. Bir de e, Acun abiyle şunu da söyleyeyim. Ben buranın, benim burada işim bugünden sonra bitiyor, gidiyorum. E, şimdi hani kimse düşünmesin yok yalakalık yapıyor bu şu, kesinlikle yok. Zaten böyle bir insan değilim. Ee, bana ve dışarıda da çok soruluyor. Acun abi nasıl bir insan diyor Acun Bey. Ee, şunu söyleyeyim. Hayatında gördüğüm gerçekten en iyi insanlardan birisi. Ee, Domine'ye ilk gittiğim zaman bu e, yeni gittiğim zaman restorant e, yeni yer değiştirdiler. E, yeni bir şey kuruyorlar artık kendilerine yaşam. restoran falan yapıldı. E, masa sandalye falan hep güzel yapılmıştı. Güzel güzel seçilmişti. Yani hasırlı falan ben dedim ki Melise, dedim hani böyle eski de olsa olur hani plastik masa sandalye koyun dedim. Ben daha yarışa adaya gitmeden önce yani evvelsi gün adaya giriş yapacağım oyuna giriş yapacağım. Dedi ki yok dedi Acın abi dedi hani çalışanların da güzel yerde yemek yesinler. Sonuçta orada yaşam sürecekler hani güzel yesinler güzel yerde otursunlar yesinler içsinler. Bunu herkes düşünmez mesela. Acun abi mesela orada çalışan elemanlar da villada kalıyor. Bunu her patron düşünmez. Ama onların çalışanların iyi olmasını, iyi yaşamasını, yaşam sürmesini de istiyor. Rahat etmesini de istiyor. Herkes düşünmez bunu. O yüzden bazı patroncuklara bu bir örnek olsun. O yüzden bu hareket beni çok duygulandırmıştı. Hani çalışanlarını da düşünen bir insan. Her zaman. iyi bir insan ve çok mütevazi. Bu diğer kişiler de öyle. Mesela yönetmen Mustafa Kazan adam benci taşıyor. Hangi yönetmen taşır, yardım eder çalışan elemana? Yani o kadar şey bir insan ki. Mesela Acun abi çok böyle hani mütevazi, kimse yukarıdan aşağı bakmaz, kibirli değil. Mesela çocukları da öyle, kızları da öyle, büyük kızı da öyle. Yani o yüzden benim için çok ayrı bir insan. Bazı hareketlerine o yüzden örnek alırım. Onunla bazen de de şey de yapsam onu beni sevdiğini bilmiyorum. Ben de onu çok seviyorum. O yüzden ona asla laf söyletmem. Ben diğeri çok ayrı her zaman. O yüzden bu halde çok iyi bir insan onu o yüzden kimsenin üzmesini istemiyorum bunları söylemek istedim Esat abiyi de çok seviyorum ben geldim acaba kimle uğraşacak <laughs> Esat abiyi de çok seviyorum eşini de çok seviyorum o yüzden TV8 valisini çok seviyorum ama Acun abinin yeri bende başka.